Muhammed aleyhisselam farkı. İsmi Allah olan bize Hazreti Muhammed aleyhisselam tarafından bildirilmiştir. Çünkü o bir peygamber değil, Resulullah idi. Farkı neydi kendisinden önceki rasullerden? Mesela İbrahim aleyhisselam'da, Musa aleyhisselam'da, İsa aleyhisselam'da bir resul idi. Hazreti Muhammed aleyhisselamı tasdik niçin zorunlu? Diğer resulleri tasdik edip, kabullenip, Hazreti Muhammed'i ve bildirdiklerini kabul etmemek insana ne kaybettirir? Hazreti Muhammed aleyhisselam, haniflik kavramını getiren İbrahim aleyhisselamdan, tenzih yönlü açıklamalar yapan Musa aleyhisselamdan, teşbih ağırlıklı anlatımla işlevini yerine getiren İsa aleyhisselamdan çok farklı bir işlev ile teşbih ve tenzihi cem etmiş, tevhidi açığa çıkarmış Allah kulu ve son nebidir. Çünkü o hepsinden farklı ve ayrıcalıklı olarak sünnetullahı okumuş. Buna dayalı olarak insanın niçin, neden, neyi yapması gerektiğini bilmiş, gerekli olan her şeyi vahiy yolu aldığı ayetlerle, kahta hadisleriyle insanlığa açıklamıştır. Hadislerle işimiz yok, bize yalnızca Kur'an yeter diyenler, ne Kur'an anlamışlardır, ne ismi Allah olan hakkındaki işaretleri değerlendirebilmişlerdir, ne de rasullük veya nebiliğin işlevinin ne olduğunun farkındadırlar. Onlar hala yukarılarda, uzayda bir yerde büyük bir tanrı tahayyül ediyorlar. Onun yolladığı kanatlı meleklerle buyruk alan bir postacı peygamber düşünüyorlar. Ve bu postacının bize ilettiği buyruknameye inanıyorlar. Hazreti Muhammed aleyhisselam ve onun işlevi hakkında hiçbir fikir sahibi değiller. Hazreti Muhammed aleyhisselamın evrensel ve tüm insanlığı kapsayan muhteşem sünnetullah açıklamalarını hiç fark edememektedirler. Androidmişçesine Kur'an tekrarlamak veya sadece fiziki namaz kılmak onlar için yeterli tapınmaktır Tanrı'ya. Bu yüzden de neler kaybettiklerinin asla farkında olmadan bu dünyadan geçip gideceklerdir. İşte bu gerçeklerden farkındasızlık onlar için en büyük karşılıktır, cezadır. Ey Resulü inkar eden! Bana Kur'an yeter, hadislerle işim yok diyen nankör. Sil bakayım hafızandaki Resulullah'tan sana ulaşanların hepsini. Bakalım ne konuşabileceksin Kur'an veya hadis veya bunlara dayanan ilimler hakkında. Kendisini aydınlatan ve ona bilmediklerini öğreten, ismi Allah olanı tanıtan ve sünnetullahı bildirene yapılan nankörlük, bunun karşılığını ebediyen o gerçeklerin müşahede ve yaşamına karşı
perdelilikle alır. Bu da dışarıdan bir tanrının veya varlığın cezalandırması şeklinde değil, özündekinin kendisine elleriyle yaptıklarının karşılığı olarak perdelemesiyle olur. Bu durum sünnetullah gereği beyindeki bir kilitlenmenin sonucudur. Her kişiyi inkar ettiğine karşı kendisini otomatik olarak kilitler. Bundan daha büyük bir ceza da olamaz gerçek inkarı dolayısıyla. Sünnetullah konusuna başka bir sohbette inşallah devam edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam'ı postacı peygamber, messenger olarak değerlendiren nankörler, yolun en başından kendi zanlarına sapmış oldukları için daha sonraki aşamaları zaten değerlendirme imkanıyla de karşılaşmazlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam asla değişmeyen ve dönüşmeyen sünnetullahı okumuş olarak risaletinin gereği Fatiha okunan ve Fatiha'sız asla geçerliliği olmayan salatı teklif ederken, nübüvvetinin işlevi olarak da salat öncesinde abdest almayı uygulamıştır, öğretmiştir. Zira risalet, ismi Allah olanı anlayıp hissetmeye dönük bir işlevdir ve bu işlev sonsuza dek devam edecek olan bir yaşantının elde edilmesiyle alakalıdır. Abdest ise bedenin bu işleve hizmetiyle ilgili dünya yaşantısıyla sınırlı bir uygulamadır. Bu aralar bazıları salattaki besmele ve Fatiha okunuşuyla yaşayabilenin miracı olarak hissedişi, tutup yoga ile veya Hint felsefesinin nirvana'ya ulaşması ile kıyaslamakta, hatta aynı şey olduğunu iddia etmektedir. Oysa birbiriyle hiç alakası olmayan iki olaydan söz edilmekte. Niçin böyle? Neden böyle olduğu konusuna sonra döneceğim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam son nebidir. Çünkü sünnetullahın insanlığı ilgilendiren tüm özelliklerini bütün detaylarıyla anlatmıştır. Sünnetullah konusu tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli bir konudur. Zira sünnetullahın ne olduğunu fark edemeyen kendi kozasından asla çıkamaz. Kozasında, hayal dünyasında yaşamaya devam eder. Buna insanların uykuda olması, yani rüya görmesi diye yaklaşılmıştır. Rüyaların ne kadar gerçekçi olduğunu artık siz bir düşünün. Açıklandığı devir şartları itibariyle zorunlu olarak mecazlar, işaretler kullanılmıştır. Ancak bugünün artık belli bir bilim ve kültür ve teknoloji altyapısı olanlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı eskisinden çok daha farklı anlayabilmekte ve değerlendirmektedirler. Önce şu mutlak gerçeği idrak edelim ve kabul edelim. İsmi Allah olarak bize bildirilen ve tanıtılan neyse odur. Kul da kuldur. Kulun varlığı ve varlığı altındaki her şey ismi Allah olana ait olsa dahi o yine de sadece bir abd'dır ve asla Allah değildir. Hazreti Muhammed dahi tüm muhteşem ilmi kişiliğiyle ve kendisinde açığa çıkan ismi Allah olana ait özelliklerle varoluşuna rağmen bir abd'dır, yani kuldur ve bu ebeden böyledir.